Ben Nari'nin bütün ailesi öldü zannediyordum. Kız kardeş de nereden çıktı şimdi? Üstelik ne zamandır arıyorlarmış, benim haberim bile yok. Seninle pek bir şey paylaşmıyorlar galiba. He? Ablam artık Narin kızıyor diye her şeyi söylemiyor bana. Yemekte ne olaylar çıktı gördün. Önce bana bir uğrayabilir miyiz? Yarın için kıyafet alayım kendime. Ya şimdi sen gelirsen Necati abi çok rahat edemeyebilir. Niye? Siz iki erkek evde şimdi... Ne bileyim, ben de evle ilgilenirdim falan. Hizmetçin de yok şu ara. Bu gerçekten çok kötü bir fikir. Ya kardeşim öyle hemen kestirip atma. Bak bu hanım Hayal Hanım'ın ablası olur. Yıllardır onu arıyor. Ya ben gündüz gelmiştim, beni hatırlarsın. Ablasının numarasını verdim arasın diye. O da az önce aramış ama bir şey olmuş yani. Gürültü patırtı, kapanmış telefon. Kız da merak ediyor. Yani aile meselesi bu, anladın mı? Lütfen yardım edin. Yalvarıyorum. Gerçekten Şadiye benim ailemden kalan tek insan, kardeşim. Hani böyle telefon birden kapanınca çok merak ettik tabii. Başına bir şey geldi sandık. Hani Can Bey vasıtasıyla yıllar sonra ulaşınca heyecanlandık tabii. O yüzden geldik. Belki gittiği bir yeri falan biliyorsunuzdur. Odasına bir çıkıp baksak. Yani biliyorsunuz avukatım sonuçta. Hani bana arama emri çıkarttırmayın. Vallahi şeyi aldı götürdü kızı saçından sürükleye sürükleye. Patronu bir de yanında bir adam. Parlak Niyazi mi? Bu telefonu da az önce odasında bulduk. Nereye götürmüşlerdir? Vallahi yanındaki adamı tanımıyorum. Herhalde Niyazi'nin adamıdır. Ya madem siz konuyu biliyorsunuz, şimdi bu Hayal Hanım bunların elinden kaçtığına göre çalıştıracaklardır yine işte, anla. Sermaye sonuçta, fazla bir zarar vermezler. Bu bilindik köşe başlarına bakmak lazım. Tamam, sen saat kaç olursa olsun beni ara, tamam mı? Mutlaka bir şey duyarsan. Tamam. Telefonu falan alsak en azından, olmaz mı? Maalesef. Döner isterse veremem hanımefendi. Narinciğim gel, biz içeri geçelim biraz. Sen. Bakıyorum kız hakkında bilmediğin şey yok. Bu stand için kız kiralama işinden daha fazlası gibi geliyor bana. Sen kim bu? Parlak Niyazi falan ha? Hayatım duydun işte, kızın yani. Ya sen kızı varana kadar nasıl bu kadar iyi tanıyorsun? Nasıl bağlantıya geçeceğim hayatım? Şey yaptık yani. Ay. Ay yok. Benim aklıma gelen başıma geldi. Sen yattın mı bu kızla ha? Ay. Sonra ne oldu? Hocam böyle sosyetik, zengin bir tane karı buldu. Piyum, anında böyle şutladı beni yani. Ki bu da tesadüfün ablamın en yakın arkadaşı çıktı karı. Şutlar tabii, gerizekalı. Ha, sen bir kendine bak, bir de Deniz Hanım'a bak. Bir kendine bak, bir Narin'e bak. Yakışıyor musun sen onların yanına? Bu şekilde onların yanına giremezsin kızım. Allah Allah ya. Ne olacak? Ha, ne yapacaksın sen? Böyle beni Leylilik okuluna falan mı yazdıracaksın yani? Ha? Böyle Narin hanımefendiye layık bir kız kardeş olayım diye ne yapacaksın? Hayat koçu falan mı tutacaksın sen bana? Hap mı aldın kızım sen? Kafan mı güzel senin? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Bundan sonra hareketlerine dikkat edeceksin. O saç baş değişecek. O makyaj silinecek. Bu evde çocuk var, edepli davranacaksın. Yemeğine geleceksin, yemeğini yiyeceksin, odana çıkacaksın. O kıyafetler gidecek, yenileri gelecek. Oldu. Yan gelip yatacağım yani ha? Aa, olmaz. Ben çok vakit kaybederim abi. Çok gider yani benden. Ya ben bir tane ev buldum, beğendim yani. Para biriktiriyorum, böyle küçük bir ev buldum. Biriktireceğim yani, çalışacağım. Senin dert ettiğin şey para mı? Bundan sonra paraya ihtiyacın kalmayacak. Ben vereceğim. Aylığın, cep harçlığın, kaskon, sigortan, her şeyin benden. 6 ayda bir botoks da var. Hareketlerine dikkat edeceksin bundan sonra. Bak gülüm, akraba oluyoruz. Mallızı mı olacaksın Şadiye? Senin geçmişini sileceğiz artık. Zaten o parlak geçmişini sildirmeye başladığım an itibariyle. Yeter abi! Ne yeter ulan? Ne yeter? Demek ki neymiş? Şadiye. Sermaye değilmiş. Şadiye sermaye değilmiş.
Şadiye Hanım! Şimdi ben benim bu iş için Şadiye'nin patronuyla bağlantıya geçmiştim. Öyle de Parlak Niyazi ile tanıştık tabii. Sonra Berlin'de bir yere davet edilince Şadiye ile gittik. Orada olaylar biraz gelişti. Bu Niyazi de gerildi maddi olarak. Neyse. Biz bir 6 ay kadar takıldık Şadiye ile. Şadiye'ye bak sen. Bir çıktı bir çıktı kız ya. Yani ben şimdi söyleyeyim de hani problem çıkmasın ileride. Yalan dolan olmasın. Nasıl bitti ilişkiniz? Ha, bittiyse eğer. Bitti tabii aşkım. Seninle tanıştığımız akşam bitirdim ben ilişkiyi. O akşam sana aşık oldum. Aa! Hatırlıyorum. Bu yanında bir kız vardı senin açık saçık giyimli. Beraber görmüştük. Ay, ben de oradaydım o akşam. Evet ya, uzaktan görmüştük. Hatta sen göstermiştin bana kim bu kız, neyin nesi, adamın nesi oluyor diye sormuştun. Hatırlıyor musun? Ay, ay Şahane. Bravo abi, detaya girmekte çok iyi ettin ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.